Assalomu alaykum qadrli oynay jahon muxlislari, e'tiboringizda kunlarning munavvarida, yana munavvar kun dasturi studiyada men Shavkat Behto'xtasin Boyo'g'li. Bugun munavvar kun dasturiga ko'hna O'zgan shahridan mehmonlar tashrif buyurishgan. Demak, tanishamiz. O'zgandagi Lelin nomli maktabdagi yarim asrlik faoliyati davomida 2000 ga yaqin o'quvchiga alifboni o'rgatgan Qirg'iziston Respublikasi ma'orif a'lochisi Qahramon ona Uraimjon va Tojixon aya va qizlari adabiyot shinavanda ilhom kelganda hech ikkilanmay qog'oz qoralab she'r va hikoyalar bitib kelayotgan Dilfuzaxon opa Karimovalar studiyamizga tashrif buyurgan. Rahmat. Xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat o'g'lim. Bizni chaqirganingiz uchun rahmat. Sağ bo'ling. Tojixon aya mana yaqinda nafaqat Qirg'iziston Respublikasida, balkim dunyoning ko'plab mamlakatlarida ustoz, murabbiylar kuni belgilandi. Shuningdek, bizning Qirg'izistonda ham. Undan tashqari keksalar kuni nishonlandi. Bayramni yaxshi o'tkizdingizmi? Bayram kayfiyatlar hali ham sizni tark etmadimi? Bayramimiz juda siz bir yaxshi o'tdim. Bayramimizga qariyalar kunida chaqirdi. Bordik, mehmon bo'ldik. Undan keyin mana 5-chi oktyabr o'qituvchilar kuni bo'ldi. Yig'ilishlar bo'ldi, o'qituvchilarni tabriklashdi, nimalar berdi, grammatalar berdi. O'qituvchi bo'lganlar hammasi faxrlanib, o'z ishidan muvaffaqiyat so'rab yaxshi kelishdi. Xalq ta'limida men 50 yil xizmat qilsam bo'lganda ham boshlang'ich ta'lim boshlang'ich sinflarga dars beribsiz. Men 50 yilni bir yilda o'rtacha 30 ta o'quvchiga dars bergan bo'lsa, 50 yil ichida 1,5 mingdan ortiq o'quvchiga dars beribdi. 1,5 mingdan ortiq o'quvchiga harf yozdirishni, alifboni tanitgan keksa faxriy o'qituvchilardan ekansiz. Shundaymi? Shunday. Birinchi o'qituvchi bo'lib kelganimda 42 ta 45 ta o'qitganman. Sinflarni to'ldirdim. Keyinga qiylanganimizdan keyin bolalarga ulgimay qolamiz-da darsda deb o'qishga, dars yozishga keyinga qisqartildim. 25 ta, 30 ta bo'ldi. Oxirida 25 ta bo'ldim. Keyin ulgari 35 dan bo'ldim. Shunda menga 60 ta, 65 ta o'quvchi birinchi klassga yoziladi-da. Boshqalar yozayin desam, unashmaydi. Hammasi ota-onalar telegramni turaladi, olaman. Men 30 ta sinov qolaman, qolganini boshqasiga beraman. To'xlanmaganlarga beraman. Ashnaya qilib ishladik. Shu vaqtda bitta o'quvchim menda qololmasdan boshqasiga o'tgan ekan. Bir kun mashina to'xtadi, tushdim. Tushib, meni manzilga olib kelib qo'yibdi, men pul berdim. Bersam olmayman, meni 7 kun o'qitibdi, o'qitmagansiz opa dedi. 7 kun o'qitib dedi, o'qitmay qo'ygansiz dedi. O'g'lim xafa bo'lma dedim. Menga 30 ta qoladi, 30 tasini boshqa o'qituvchiga berar dedim. Bo'lmasa seni o'qitardim dedim-da. Pul deb mashinaga tashlab qo'yib tushib ketdim. Xafa bo'lishganlar bo'ldi, uyimga kelganlar bo'ldi, opa siz o'qiting, siz o'qiting deb. Ikkisi meni ishlashga mumkin emas edi. Unda endiga ashna deb aytdim ularga. Demak, mana o'sha 50 yillik samarali mehnatlaringiz hozir yaxshi baholanyaptimi? Yaxshi baholanyapti. O'zganda yarimidan ko'pi siz o'quvchilaringiz bo'lsa kerak demak, a? Shunday. Har kuni o'quvchilar agar roza bo'lsa, hammasi kelib tabriklab ketishadi o'z oilalarida. Masalan, 2019-yil intima televideniyada chiqqanimda Koreyadan, Rossiyalardan o'quvchilar tabriklashdi. Uyimga ota-onalar kelishdi, opa rahmat deb. Endi men bolalarga vejli bo'lganman, yaxshi muomalada bo'lganman, shirin so'z bo'lib, 2 degan bahoni men qo'ymasdim. 2 esa 3 bo'lsa 5 deb ashna qilib rag'batlantirib o'qitganman bolalardan. O'qitmaganman. Daftar ruchkasi yo'llarda so'mkamda daftar ruchka bo'lib yurgan Soyuz davrida. Mashina qilib bolalarga men mehr qo'yganman. O'zimni bolamni qanday sevsam, o'quvchilarimni shunday sevganman. Mana hozirgacha o'quvchilarim meni unutmaydi, kelishadi, xabar olishadi. Ayollar katta-katta kelin bo'lib qopti, nevaralar, qizlar chiqarishyapti. Rahmat, boriga shukr ashladi. Men shu bilimimni berganman ashu bolalarga. Hozir men xursandman mashu o'qituvchilarimdan. Siz o'sha 50 yillik o'zgan maktabida bolalarga bilim berishingiz a'lo baholanib, mana hozirgacha davlatimiz tomonidan juda ko'p faxriy yorliqlar,
izzat, ikrom, hurmat qilib kelishayotgan. Hatto prezidentning o'sha viloyatdagi muxtor vakili Elchibek Jantayev yaqinda shaxsan o'zi xonadoningizga borib sizni tabriklab, xonadoningizda sizni dasturxoningizda birga siz bilan o'tirib ikki og'iz suhbat qurgani bir boshqacha narsa bo'lgan bo'lsa kerak. Men xursand bo'ldim. Kelganda mana shu o'sha shahardan kelib bizga xonadonimizga kelib uluq martabali insonlar dillarga dil so'zimni aytaman. O'sh shahar gubernatori Jantayev Elchibek Mirjadiyevichga, o'zgan shahar hokimi Abbasov Kanibek Sakinbakovichga, o'zgan shahar meri Monaldorov Damir Chernikovichga, o'qisi xodimi Tolipov Obidjon Tillaboyev Yo'ldoshboy, arxitektura boshlig'i Anarboy Altinbekka, mer xodimlari Iminov Zohidjon, Mirzohid Mamatqosimovichga, Gulnoraxon qizimga, ularga katta minnatdorchilik bildiraman. Sabab bular meni 50 yillik o'qituvchim, 10 yil Yelsovet bo'lib ishlab, 60 yil maktabga mana shu o'zga xalqiga xizmat qildim. Mana shu xizmatimni natijasi deb bilaman. Gubernatorimiz sovg'alar olib keldi, meni tabrikladi. Meni gubernatorimiz men duo qildim. Ko'p yashang onajon dedi. Men juda xursand bo'ldim, men ham duo qildim. O'zga shahar hokimi shahar va qishloqlarga obodalantirish zo'r ishlarini olib boryapti. Hammamiz rahmat aytamiz. O'zgan shahar meri, o'zganda mer 1-2 yil ishlaydi, yana qayta boshqa bo'ladi, ishimiz chala qoladi. Endi bizga merga yolg'izchi yaxshi ish qilyapti. Ko'chalarni tozaligi, yo'lda qo'yilgan sotuvchilar, shahardan shaharni obodalantirishda yaxshi ishlar qilyapti. Uksi xodimlari Tolipov Obidjon Tillaboyev Yo'ldoshboylar birgalikda ko'chalarni asfalt qilib, ariqlarga lata qo'yib, suv chiqarib, qariya va yoshlar duosini olishyapti. Yo'llar chiroyli bo'lib qoldi. Arxitektura boshlig'i Anarboy Altinbekka, arxitektura ishi qiyin. Shu ishni bajarib kelyapti. O'zgan shaharda yer yo'q qurilish uchun. Bu bolaga omad tilayman men ishlaridan. Mir xodimlari, Iminov Zohidjon, Mirzohid Mamatqosimovichlar, Gulnoraxon qizim, bu xodimlar ish bilan kirgan fuqarolarni o'rnidan turib salom berib turib, yanada men kirib juda xursand bo'ldim. Ularga omad tilayman, rahmat aytaman. Katta rahmat. Ataylar o'sha mana intimoqqa sobiq intima hozirgi o'tirikiga mana studiyaga munavvar kunga taklif etyapti. Shu yerdan men ekranda turib shularni har biriga alohida minnatdorchilik aytmasam bo'lmaydi degan bir jonsarak ayol ekanligingiz mana ko'rinib turibdi. Qog'ozga yozib kelib bittasi ham nomlari unutilib qolmasin deyapsiz-da, to'g'rimi? Shunda. Endi ikki misra she'rim bor. Marhamat. Qirg'izistonimga Kırgızistan diye atalur, onu sevip el tilge olur, çıraylıdır göya yaş gelin, iki derya yuvar kakilin, karlı tağlar durar başıda, gül vadiler yaşnar kaşıda, çar atrafca yoygende gilem, asla yoktur bundayım köklem. Ha, rahmat, barakallah. Demak, she'riyatga bo'lgan qiziqish onadan qiziga o'tgan ekanda, to'g'rimi? Qizi Dilfuzaxon opa anchamcha qog'oz qoralab she'r yozadi desam, demak, sizda bor narsa qiziga o'tgan ekanda, to'g'rimi? Dilfuzaxon opa onasi bor odamlarni men ko'rsam eng baxtli insonlar deb hisoblayman-da. Siz mana yoningizda nuroniy onaxon, onangiz bor ekan, siz baxtli insonsiz. Sizdan baxtli inson yo'q bu dunyoda. Kelin ko'rsatuvimizni endi siz bilan suhbatlashib bilan davom ettirsak va onalar haqida yoki ustozlar haqida bir she'rlaringiz bormi? Shulardan bizga o'qib bersangiz. Albatta. Avvalo assalomu alaykum. Ko'rsatuvga taklif etganlar uchun rahmat. Ijodiy yutuqlar tilayman va albatta onajonim uchun atagan she'rlarim bor. Rahmat. She'riyatga qachon kirib keldingiz?
Şeritke aşı 4. sınıfı bitirip üyge kayıtıp gegenden keyin astasi kitaplar okugenden keyin ine keyin yazışta boşladım. Dildegi nimalardı, stroplardı, kursançilik, hafa gerçeliydi. Şu kogozge yazıştı. Birinci yazılgen şer yadizde var mı? Albatta onam hakkında bugün ve ona saykalla bergen. Ustozum Musabayeva Matlubaxon opa. Albatta hozir ko'rsatuvimiz davomida Matlubaxon opa haqida ham suhbatlashamiz va hozirgi ilk she'rni tinglasak. Hozir ona jonimga atab yozgan. Nechinchi yil yozilgan bu she'r? Bunga uzi kitobda ham chiqqan, bu ham uzi ancha yil bo'lib qoldi. Ko'p yil bo'ldi. Qani tinglaymiz. Onam, so'zlarimni duri gapxora onam, ko'zlarim nuri sarvari onam, har qancha maqtamay baribir ozdir, hammadan go'zalim bu mening onam. Bu bemor jismimga posbonim onam, yig'lasam yupatgan mehribonim onam, hammaga mehr ulashib o'zim mehrga zor, g'am g'usorim g'amxonam onam. El ardog'ida mutabar zotsiz, ilmu ma'rifatli hoji onamey, Allohimdan so'rayman ziyot umringiz, manim uchun dunyolarda bor bo'ling onam. Ona didoringiz naqadar yaxshi, ona so'zlaringiz biram yoqimli, mehr quyoshingiz olamning naqshi. Men sizlar baxtliman. Ha, juda ham baxtli. Juda yaxshi, juda yaxshi mana. Onani madh etgan sizni mana ajoyib shoira qizingiz bor ekan qarang. Rahmat qizim. Onajon. Siz ham ancha-muncha qog'oz qoralab turasizmi o'zingiz ham she'riyatda? Yana qilardim endi hozir 83 yoshda endi to'xtadik. Ha, ya davom bor shekilli-ga? Bunda yana bittasi onajonim ham. Mayli, eshitamiz, tinglaymiz. Jup bo'lsin. 9 oy ko'tarib jon jismingizda yer ko'kka ishonmay o'stirdingiza qancha-qancha tunlari bedor o'tkazib sut berib uyg'otib ulg'aytib pok ko'ksingizda bugun sizga qilay onajon ta'zim parvonangiz bo'lay mehribon o'zim endi mehnatingiz rohatini ko'ring qaddingizni bukmang yuzlarga kiring bizni oltinga teng duolar qilib men yuzga kirganda yonimda yuring rahmat barakallah barakallah Endi mana ustoz haqida suhbatlasak-da, har qanday bir sohada ustoz bo'lgani yaxshi. Ayniqsa she'riyatda. Yuqorida siz Matlubaxon opa Musoboyevani o'zi ustozim deb tilga olib o'tib ketdingiz. Matlubaxon opa Musoboyeva kabi yana qaysi shoir, shoiralarni nima deydi, pinhona etagini tutgansiz? Ustozim avvalo she'riyatda Men birinchi yozishni boshlaganimda avval shunchaki o'zimga o'zim yozar edim, keyin ustozim siz bilgandan keyin meni rag'batlantirdi. Yozing dedi, sizda nima bor deb nima qildi, keyin she'rlarimni olib, shu nashriyotga berib, shu nima qilgan ustozim bo'ladi, men minnatdorchilik bildiraman. Albatta ustozimdan tashqari shu o'qigan kitoblarimdan o'qib ulardan shu o'rganganman. Şiiriyetten, numalardan. Endi mesela tanqidga qanaqa qaraysiz? Ustoz degan albatta tanqid qiladi da. Voy, monolog noto'g'ri bo'lib qoldi. Monolog ba'zi bir yillarda umuman 100% o'chirib yuborib, yo boshqatdan yoz deyishi ham mumkin. Tanqidga ijobiy qarayman. Nimaga deganda, faqat tanqid orqali barcha narsa, faqatgina she'riyat emas, barcha narsa sayqallanadi va o'z chinakam gavharini asl nimasini topadi. Men bu uchun hech bir nima bo'lmayman. Tanqid qilinsa siz ijobiy qaraysiz va haliga tanqid qilgan odamni yomon ko'rmaysiz. Yo'q, yo'q. Do'st tanqid qilib turishadimi? To'g'risi uncha tanqid qilishmadi. Yuz xatir qilishadimi? Yuz xatir qilishdi, ha. Lekin nima deydi? Qizim senga aytayapman, kelinim sen eshitsingari deganday. Siz o'zingiz anglab olasiz. Sizga aytilayotgan. Ilhom klubida mana ustozim Musoboy Matlubaxon opa Aşı yürüyün deyip mine nüma kalıp, o borup aşı ilhom klubu azı olarıp yani, tanıştırıp, aşı nümalardan cümalarda güzel ütketkenimde. Onlar da giyen aşı çinekem söz ustaları, dargaları, çinekem nümalarda görüp, min de aşı yanayam icatı nümasını devam ettiriş gereğiliğini bildim. Aynısı ustazım aşı kitaplarını okup, nümalar şiiriyatlarını okup, yanayam hareket kalama aşı. Mana navbatdagi o'sha ko'ngilli fori kitobida ham ustozim juda ko'plab taniqli yaxshi insonlarni nima qilib o'tgan, uning orasida bizga ham o'sha qadr qilib yozib o'tgan.
Siz haqingizda siz o'sha bolaligingizdagi boshdan o'tkazgan voqealar hamma-hammasini Matubaxon Musobayeva o'z kitobida Ko'ngil ifori kitobida bayon etgan ekan. Ha, shunday bayon etib, keyin yaxshi so'zlari bilan rahmatlantirib mana haligacha biz qo'llab-quvvatlab turadi. Siz nima qiling deydi-da, endi nima? Harakatdan to'xtamang. Harakatdan to'xtamang deydi. Motivatsiya berib turadi, mana deydi, nima qilib aytganda. Qayerga borsa, shu nima qiladi, yordam ayamaydi. Faqat menga aytib o'tishim kerak, ustozim faqat men emas. Shu o'zgan viloyat, o'zgan shahrida barcha havasmand ijodga tashna bo'lgan yoshlarni sezsanglar, ularni rag'batlantiradi, qo'llab-quvvatlaydi. Shu yo'l-yo'riqlarni ko'rsatishdan charchamaydi. Charchamaydi. O'z qanotlari ostiga oladi albatta-da. Shunday, shunday. Mosha hatto mana Mufarxon opa rahmatli bor edi, shu bor o'zganlik. Men Allohga shukr, onajonim oldimda qo'llab nima qiladi, hamisha yordamini ham ayamaydi, shu nimalarni ham, sharoitlarni ham yaratib beradi. Shu uchun ham shu ko'p narsalarga qiziqib, mana kitoblarni nima qilib turaman. Lekin Mufarxon opa ozgina hayotda ozgina boshqacha nima bo'lgan. Qismatlari, og'ir qismatlar chekkan. O'g'ir qismat, ha. Shunda ustozim shogird bolalari bilan o'sha ilhom klubini tashkil qilib, opadan tez-tez xabar olib turishgan va ijodga, yozgan ijodlarini yonda she'riyat kitoblarga, nimalarga chiqarishga yordam bergan. Shogirdlaridan o'sha Abdusattor O'zg'ur, Komiljon, yana boshqa ko'plab nimalar bor. Muhammad Solih. Ha, Muhammad Solih, Abdulloh Yusuf, ashular shu o'zganliklar juda ko'p ijodkor yoshlar bor. Shular nimasida shu kitobda Mufarxon opani ham yozib chiqqan xotirasi nimali bo'lsin deb. Juda yaxshi, bu opa haqida yana ko'rsatuvimiz davomida yana aytib o'tasiz, tilga olib o'tasiz. Tojixon aya. Bundan mana adashmasam 3-4 yil avval bizning hamkasblarimiz Abroy deb nomlangan ko'rsatuvda o'zganga borib ta'sirga olib sizni ko'rsatishganda biz hozir mana rejissyorlarimizdan ekranga o'sha kadrlardan lavhalar qo'yishlarini iltimos qilardik. O'shanda ko'rdikki, siz o'zingiz ishlagan 50 yil ishlagan maktabga hozirda nafaqada bo'lishingizga qaramasdan maktabga borib hamkasblarga, yoshlarga o'zingizni bir tajribalaringiz bilan almashib, ular bilan suhbatlashib kelgan mana kadrda ko'rinib turibdi. Maktabga borib turganingiz bu 4-5 yil avvalga. Ha. Hozir ham maktabga borib turibsizmi? Ha, boraman, chaqirishadi bizni. Ha. Meni chaqiradi. Oxirizona 8-chi martal bayram arafalarda chaqiradi. Boraman. Borib, hammasi kelib meni tabriklashadi. Opa yuribsiz, sog'-salomatmi, siyasiz, bizga tarbiya beruvdingiz. Yoshga yana o'qituvchilarni biz tarbiya berardik. Ular bizdan rozi bo'lar edi. Rahmat opa, siz bizni ustoz deb biladi. Hozir ham ashlar o'qitgan o'qituvchilar ustozim deb keladi meni. 50 yil qilgan mehnatlaringizdan siz rozimisiz? Roziman, ming marta roziman. Mana kecha gubernator borganda men haddan oshib suyunib ketdim. Eng o'sh oblastini nimasi eng katakani bordimi? Merlar keldi, hokimlar keldi, arxitektorlar 10 ta odam kelib keldi. Ko'rdingizmi, televizor ko'rganmiz, shundaqa. Men xursand bo'ldim. Meni 60 yil ishlaganim mana shu kuni chiqib ketdi. Men sabab ishlaganim. Yina bilan quduq qazarkansiz, hosilni keyin ko'rkansiz. Mana yina bilan quduq 50 yil ishlabman, 10 yil jin sevtibman. Ko'chalarda ohak qilib, daraxtlarni ohlagan kunlarim bo'lgan. Birinchi ulug'beylarda ikkimizni chiqadi, qo'y o'zimni qilib qo'ya qolay deb. Moshinaga yuklab qo'ygan ko'chlarni tushuntirib, yarashtirgan kunlarim bor, hozir rahmat aytadi ular. Ko'p ishlarni qildim, jin sevtib bo'lmam. Hozirgacha ba'zi bular keptiradi. Rahmat bilan, mana shular degan endi. Shuncha yil ishladim. Men endi 3 yil bo'ldi damag'onimda. O'z sizga qo'yib bersak-u, bugun ham maktabga ketib, boshlang'ich sinflarga dars o'tkiz bor. Shunaqa shijoat, g'ayrat ko'rinib turibsiz-da hozir. Shunaqa. Sizga qo'yib bersak. Hozir 23-sentabr kuni 83 ga to'ldim.
Tebriklerimiz ötken tuğulgen kimler. Meni tuğulgen kimliyem, soruştu bir deyler. Kaçan tuğulduyuz da o neyken yaşında desem, 20. sentabr günü ne yapıyorsam, emir ettik ki, gübernatör geledi, yüzge durdu. Hayır, ajanda kaldım, vay dedim. O işte şimdi o da beni kekeledi mi dedim. Bizdeki prosesi odan dedim de, ne buldu deyip gelene işte çırağlık kılıp, ilerine makıp durdum. Onun taçası odam kirip geldi, aşağı dedim, özgeliler, uçluyular. Tek gelişe yaptı ana. Burası kursan bulup, sevindim, inneyken. Demek siz öşe Özgen şehirde nafakat oktuçu siz balalarga alfbanı tanıtıştan taşkarı ayollar komiteti de ham işlep kuryapsu haligi şambalikler üstürülse adamları çıkmasa borup uğruşup çıkmıysa mı kılmıysa mı deyişiyor özüm ahiyede olup daraha bakıp bitti oğlum kötü adı fakirde ben çökken kötü adı ben yeni mahallemizde bitti aile vardı nazardı. Yüreğe aparatı kıldı deyip pul toplam. Cide yakışı. Bu hazır yakışı bak kaldı ana. Neme can tayıp. Hazır ana federkeler beri yaptı. Aha karen. Gelin çalgı mıyımız? Bunu, bunu biz öşe tomaşa biller görsün. Bu albette bu lafalar bizim yengilikler, dasturlarımızda namayiş etilgen. Allah'ı da sujet katarı da. Ve bunu yani bir eslaş için koyduk. Yani, özü dualayız beri yapsın yaşlarga, gubernatorımızga, hazır yitilbirin etkende öşe. Prezidentti vakili siz şunda bir tasavvur qilishingiz kerakki sizga prezident o'zi keldi degandek gap bu yerda. Rosa xursand bo'ldim. Mana endi Dilbuson opa yana siz ijodingizga qaytamiz. Siz ham boya yuqorida bir ustozingizni tilga olib o'tdingiz. Shu ustoz kabi yoshligingizda, bolaligingizda bir og'ir kunlarni boshingizdan o'tkazgan ekansiz va buni bundaysa aytganda shuni azobini hozir ham cismonan his qilyapsiz, shuni sezyapsiz. Lekin siz bunga bo'yin bermayapsiz. Siz hayotga yo'q, bu meni bo'yin nimamga yozilgan, qismatimga yozilgan narsa ekan. Xudo tomonidan berilgan bir bu ham bir ne'mat. Buni albatta ajri bor. Deb o'zingizni o'zingiz ovuntib to'g'ri yo'lga, nima deydi, mahsum bo'lmasdan özünüzü, özünüz köylünüzü avutuşka hareket kalırsınız, doğru mu? Bana elbette sizi Türkistan gazetesine yazgan hatlarınızı, ben bana o zaman stolumuzu tuturttu. Siz Türkistan gazetesine hat yazgansınız, gelin şu hafta sohbetleşelim. Malum aşı. Şehirden mi? Haber ama, yoldan bir ama. Orası da mı? Hı, alayım bana. Bana. Kaysa? Turkiston gazetasiga xat yozganingizdan keyin siz uni tanlab turing. Sizga mana juda ko'p maktub keldi-da. Ha, shunday. O'rta Osiyoni juda ko'p shaharlardan. Mana qaraylik, mana Qozog'iston Respublikasidan keldi. Safxoz Pravda degan yerdan. Tojikistonning Lelnobod oblasti Asht rayonidan keldi, qarang. Surxondaryo viloyatidan keldi. Sherobod shahridan. Farg'ona viloyati, Yozyovon tumanidan kepti mana qarang. Shunday. Navoiy viloyatidan, Nurota tumanidan kepti. Yana Lelnobod, mana Sherobod, Toshkent viloyati, Abdulqahor ko'chasidan, Razoqov O, Toshkent viloyati, Begovod 5 dahasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Shirmonoy tumanidan, Norin viloyati, Namangan viloyatidan, Namangan viloyati, Norin nohiyasidan. Xorazm viloyatidan, Urganch, mana yana Qoraqalpog'iston. Endi men buni hammasini aytib berishga imkon yo'q, lekin siz haligi men yuqorida og'ir qismatni boshdan o'tkazgan bu unday kunlar hech kimni boshiga solmasin, lekin bu juda og'ir kun. Yolg'izlikni his qilib qolasiz. Albatta onangiz yoningizda, aka-uka, jigarbandlaringiz yoningizda, lekin ular ham o'zining tirikchiligi bor. Ish bilan chiqib ketib qolganda 1 soat, 2 soat uyda yolg'iz qolishlik juda qiyin. Lekin siz yolg'iz emasligingiz mana bu yerda xatlardan namoyon bo'lib turibdi, to'g'rimi? Keling shu haqda. O'sha gazetaga yozilgan xatlar haqida. Albatta buni bir tarixi bor, o'sha bolaligimda o'sha og'irgandan keyin Toshkentda sanatoriyaga meni yotqizishgan. O'zbekistonda yashaganimiz qarindoshlarimiz yordam bergan, bu uchun ularga rahmat. Uydan indan keyin maktabda o'qidim, yaxshi davolanib keldim. Çünkü yandan keyin ozgina uzilishlar bo'lib qoldi. O'zganda o'qiy olmay qoldim maktabda. Lekin o'sha uzilgan nimasida qandaydir o'sha ozgina bo'shliq paydo bo'lib qoldi o'sha davrda. Shundan keyin men onajonimga kitoblardan olib bering dedim. Keyin kitoblarni o'qishni boshladim.
Aşı kitablar orkali, jahon adabiyotu, şu uzumuz Uzbek Mumtoz adabiyotu kitablar okuyandan keyin asta asta dünya kararışlarım kengeyiş boşladı. Onun geçe nuhayat incik ve anaka iç doğru okudum. Doğrusunu açık gerek. Kasal adam şuna kakıp koyadı. Ha? Derdi var adam şuna kakıp iç tor, gamgin, cizake bop koladı. Şunday, şunday. Keyin asta sekansı... Lekin siz bunu yengib ettiniz. Yengib ettim, alhamdülillah. Keyin ekin şu vaqtlarda orasida o'sha O'zbekiston gazetasi, Turkiston gazetasiga, O'zbekistonda Turkiston gazetasiga maktub yozdim. Menga xat yozing deb. Bunda endi nolganim yo'q, faqat o'sha do'stlarim bo'lishini, men ham o'sha O'zbekistonda nimalarini ko'rishni istayman deganim bor edi. Aytar. O'sha varag'i nima qildi? Topaman mana hoz. Ha. Yo, unda Ilhom gazetasi nima bor? Xo'p, mana shu yerda. O'sha Naryodadan qoldi. Yine ki aslında hoş. Bu çap etilip çıktı. Siz öylegen miydiniz şu gazetede çap etilirdi. Bütün Orta Asya'ya tanıklı bulgen Türkistan gazetesi de ben yazgen hikaye basırıp çıkardı deyip öylegen miydiniz aldın yaz etken? Yok yok. Öylemegen ben doğrusu. O'ylamagan ama, lekin chop etilganidan keyin menga juda ko'plab xatlar kelishni boshlagandan keyin, inen keyin men aslında hayratlanganman va O'zbekistonli do'stlarimdan minnatdorchilik bildiraman, chunki har bir viloyat, har bir shaharlarda mana o'zingiz aytdingiz, hatto Qozog'iston, mana Tojikistonlardan ham xatlar keldi. Ularda siz yolg'izmansiz, mana biz mana do'stlarimiz, do'stlaringiz bor deb taklif ham qilishdi. Hatto yordam ham berayin deganlar bo'ldi. Umuman o'sha men orzuyim o'sha shunaqa do'stlar ko'p bo'lib, keyin O'zbekistonda o'sha Samarqand, Buxoro viloyatini, Xorazmlarda bir ziyorat qilishdi. Albatta, bunga yana vaqt soati bo'lish kerak shekilli, hali endi nima qilamiz? Shu fursatdan aslında deyarli xursand bo'lganman, ko'pchilikka javob qaytarganman, lekin ko'pchiligiga javob qaytara olmaganman. Shu efirdan foydalanib, men o'zbekistonlik ko'ngli keng, bag'ri keng, saxovatli insonlarga, menga maktub yozganlarga barchasiga kech bo'lsa-da minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bu bir qismi xolos. Bu bir qismi xolos. Deyarli bir chemadan bo'lib ketgan. Bir chemadan. Bir chemadan bo'lib ketgan. Pochtachimiz kelib, Karimova Dilfuza senmisan derdi. Ha, menman desam, nimaga senga shuncha xat keladi deydi. Men do'stlarim ko'p endi deb shunaqa deb nima qilganman. Shunaqa qilib, o'sha davrlarda ham nima qildik. Tomoshabinlarimizga bir aniqlik kiritish sifatida men o'sha bir xatdan bir ozgina yer o'qib beray. Bu nechinchi yil yozilgan xat edi? 22 yoshingiz yozgan ekansiz. 22 yosh. Avvalo o'zimni tanishtirsam, ismim Dilfuza, yoshim 22 da. Eng yomoni ikkinchi guruhga nogironiman. Yo'q, o'ylamang, navbatdagi arzdodmi deb. Xudoga shukr, hayotimdan nolimayman. Yashashga qiynalayotganim yo'q. 3 yashar paytimda poliomiyelit kasaliga duchor bo'lganman. Toshkentdagi sanatoriyalarning birida 9 yil davolandim. 4-chi sinfni shu yerda tamomladim. Hozir uydaman. Xudoyim sog'ligimdan qisgan bo'lsa ham, aqli xushim joyida. Tikishni, to'qishni bilaman. Ba'zi kunlar aravachamni haydab ko'chaga chiqaman, lekin uzoqqa bora olmayman. Magazinlarga, kinoteatrlarga kira olmayman. Sababi ular sog'lom odamlarga mo'ljallab qurilgan. Agar nogironlar aravachasiga moslashtirilgan pila poyalari, o'tish joylari bo'lgandami? Moskovda nogironlarga mo'ljallangan avtobuslar bor ekan. Nima uchun bizda yo'q? Nima? Moskov nogironlarining shohi bormi? Samarqand, Buxoro, Xorazm tushlarimga kirib chiqadi. Bu ularni tomosha qilishni istagimdan. Uylarini tomosha qilish istagimdan ekanligi. Borishga esa imkon yo'q. Agar maxsus avtobuslar biz tomonga ham kelsa, orzuimga erishardim. Menda qalar esa O'zbekistonda juda ko'p. Bir narsa ko'pdan buyon o'ylantiradi. Nega 4 muchas sog' yoshlar bizga g'alat qarashadi? Ba'zi bolalar esa masxara qilishadi. Ko'pchilik biz bilan do'stlashishni istamaydi. Yonimizdan beparvo o'tishadi. Men esa do'stlarim ko'p bo'lishini, ularga suyanishni istayman. Hurmatli Turkiston, sendan bir iltimosim bor. Manzilimni e'lon qilsang,
Men bilan do'stlashishni istaganlar xat yozishardi. Dilfuza Karimova, O'sh viloyati O'zgan shahri, Botonboyeva ko'chasi 6-uy. O'qib berdim. Rahmat. Va bu uni natijasi o'laroq mana shuncha xat shunday sizni ancha keldi. Ha. Turganmiz. Hakikaten şu imkoniyati cheklangan insonlar shuni aytib o'tishim kerak. Ayniqsa yoshligida shu tengdoshlari e'tiborli bo'lsa, ko'chada ko'radimi, yoki qo'shnisi bo'ladimi, xabar olib tursa, bir og'iz shirin so'zini ayamasa, bu inson uchun juda katta davda bo'ladi. Ular ko'p narsani talab etmaydi. Ustozim aytgandek, jichcha e'tibor kerak xolos degandek. Bu yerda bir so'z meni og'izgina bir nima deydi, bir o'ylantirib qo'ydi. Ba'zi bolalar esa bizni masxara qilishadi debsiz-da. Menimcha bu avvalgi siz yoshlik davringizdagi bolalar bo'lsa kerak. Hozirgi davr bolalari bilan avvalgi bolalarda yer bilan osmoncha farqi bor. Hozirgi bolalar bu borada diniy ilmlar sabab juda odobli, yaxshi odamga bu ko'ngliga og'ir tegadigan gaplar gapirmasa kerak. Shunday. Bu davom etdi. Yo, bu aşı, hozir nihoyatda shu ilm nimalarda shu o'zgargan juda. Men ilm haqida gap ochdik. Tojixon ayani men bildimki, diniy ilmda ham ancha ilgarilab, ilg'or shunday bir mukkazdan kirib ketib o'qiydi va o'zini tengdoshlaridan 5-6 marta oldiga o'tib ketib, Qur'on xatmida ham ancha 5-6 marta xatm qilib qo'ygan deb eshitdim. Shu to'g'rimi? 51-chi xatmda. 51-chi xatmda. Shunday. Va barakalla. Nihoyatda. Qur'onni necha yoshingizdan boshlab o'rgandingiz? 2009-chi yili hajga borib, menga hajga borishim sababi nima? Qodir polvon bordi o'zganimizda. Buni senisi Surmaxon o'qituvchi birga o'qiganmiz. 10-sinfda birga o'qiganmiz, Andijon institutida birga o'qiganmiz. Shu qizimiz o'rtog'im jo'namoqchi bo'ldi 2008-yil hajiga. Men nega uni kuzatgan tushimda chiqibman. Turkiya pajanini oldida mashina bo'lar, chiroyli katta-katta avtobuslar kelar edi. Endi chiqsam saflaninglar dedi hoji bo'lsa nimalarga hozir hoji birodar ro'yxatini chaqiradi dedi endi tush ko'ryapman shunda endi bir jittakkina chiqdan koridordan keyin bittasi hosmaga chiqib mana shuncha qog'ozni shunday tushirdi yerga oppoq qog'ozchi birinchi bo'lib meni chaqirdi buram jonim tojixon dedi voy davat pulim yo'q dedi baxtiyorjon darajada to'rtta bolam atini aytyapman pasportim ham kelib pulim ham kelib onda onda deyapman alaqishibman meni bor qizim o'g'atyapti nima bo'ldi bu nima bo'lyapti dedi voy bolam men hojga ketyotgandim pasportim yo'q pullarim ham uyda edi mashina qarab turibdi debman yana mashina endi siz uyda yotibsiz dedim dedi endi erta bilan qizim hamma akalariga zvon qilibdi kelinglar deb endi to'rtta o'g'lim tayyor bo'ldi onajon nima tush ko'rdingiz ayting bizga ham dedi aytib berdim bo'ldi 2008-yili kech qoldingiz 2009-yili yuboramiz dedi 2009-yili to'rtta o'g'lim baxtiyorjon doniyorjon dirmirjon dilshodbek hozirgisi dilshodbek eng kichigim birinchi klassga bormadi shu vaqtida endi yuborishdi 2009-yili borib endi ukraina samolyotida ketdik İnneki adamlar tüşüp getirdi, tüşüp getirdi, hani lötçük, maşinliyat, bitti insan Özbekçesi rahmetten atıp koymuyordu. Min bari spasibe, min blaga paluçini litali, dalşı rapotu, jilay, uspek, tebi dedim. Diyse, min pastaydı, pastaydı, de menge zonti yap çıkabildim. Zontayın takıpsın, biz gen bir adam dedi, arkası bir tek, sen salama açtıyan bilme tüşüp getirdi adamlar dedi. Bu ayol düşüngen ayolarken dedi, salama et Rusçalap dedi, sen işlerini ilgilik değil hemen de yaptı, sağ ol da yaptı, ne birdi dedi, ne hatun vay dep dedi. Yine paske tutsam, hemen zontuydu ki kim birdi dedi, lütçü birdi dedi, sizler indirme tüştüyler dedim. Bitti ben dedim, rahmet et tüştüm dedim. Qo'lini mashina qilib turibdi odam shuni kutib hali. Hatto uchi uchini ham e'tiborini qozonganman-da. Indamay tushib ketishdi. Endi bordik, ikkiga ikki kundan keyin ziyoratda bo'ldik. Bitta harf tanimayman. Ustun yig'ladim. Allohdan so'radim. Men ishlayman, uy solaman, kelin olaman, otasi o'lganiga 37 yil bo'ldi. Birinchi klassga bormadi o'g'limda. Qiyinchilik kunlarida.
50 yıl bekar işlemedim, 10 yıl bekar işlemedim. Şularını üyledim, joyladım. Bollarım yaxşı, Xudoga şükür, tuttası yanımga kirdi. Yani biri, bugün kese biri etdese gelirdi, gelip yine havalar, onun can yaxşı otursun, tuhfaları ben, narsalar ben gelişedim. Şularını tuttu, oğul terbiyeleşti, özünü aydın yolum, kancaydı. 7 farzand jami. 7 ta jami. Bir gün 40 gün dadasi o'lganda yig'lasan, bolalarim aytib, "Va, nima yig'layapsiz?" dedi. Men dedim, "O'qituvchi bo'lsam dedim, sizlar 4 ta o'g'il kichinaydi, bolalar mayda mayda edi. Biringlar o'g'ri, biringlar kel, bir ko'chada bittasidan urishib, bittasini urib qo'ysanglar" dedim. "Meni maktabdan haydab olsa, sizlarni kim baqadi?" desam, "To'rav o'ndan ta biz manandek bola bo'lamiz" dedi. "Sizga gapirib rahmat beramiz" dedi. Rahmet bollarım hazır, hepsi yaşlı, rahmet abiyle yaptı. Beni haber aldı, maşak kızımı, maşak oğlum, kayak kabarsa abaradı. Yüce dışarı bilgim hazır. Rahmet, Allah razı olsun. Bollarımı yaşlı terbiyeledim. Demek o şey, her seferden kegin siz dini ilimge, Kur'an... 51. hatımdı ben. Bir kış için yazsın diye yatladım. 20 metre mayda sularında amma tabarelerini yatladım. Dersde onlardan burun tacvid, bir yıl tacvid okudu. İnne Kur'an başladım. İnneki tacvidde ben birinci orunda aldım. Yaşı oku. Ha o okutucu da, ha o okutucu da işledi. İnneki tacvidçi okutucu da atatı. İyi. Sizlerden yaşlılar, bu opa karı. Sizlerden bilseler bola dep koyardı. Maşına kalıp hazır 51. hatım demedi. Künge erte bilende bir paradan yat okuymadı. Barakallah. Durumuzda Hanapa, siz ham dini ilimde ilgar mısınız? Anamız kabi? Albatta o'qiyman, lekin ilg'ormasman, to'g'risini aytishim kerak, lekin o'qiyman albatta. Shu sabab osha avvalo xudo, osha asta-sekin, avvallari shunaqangi bir nimalarim bo'lar edi, nima uchun men og'riyman degan savollar bo'lar edi bolalikdagi. Shu hadis kitoblar qo'limga tushib, ancha-muncha Qur'on kitoblarini o'qib, endan keyin hamma istagan savollarimga javob topdim. Aşından keyin alhamdulillah dedim. Allohim bu menga bergani bu nima emas, bu ne'mat deb hisobladim. Chunki Allohim har bir qilgan ishida hikmat bor. Bunda ham bir hikmati bor deb mana shundan keyin o'zimni tubdan o'zgartira boshladim. Har bir bergan kuniga, har bir berayotgan inomlariga katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, xursandchilik bilan qabul qilaman shunaqa. Allohga shukr deyman mana hammasidan. Olmang. Siz bitta she'rmi yoki o'z ijodingizdan bir orta tanlab tursangiz, biz ona bilan gapirib turamiz. Bir etak farzand bilan mana turmush o'rtog'ingizdan erta ayrildingiz. Bir etak farzand, uning ustiga yana 7 farzand deyapmiz. Uning ustiga maktabda yoshligingizda sizga 42tadan 45tadan o'quvchilar bergan ekan. 4ta 5ta farzandimizni tarbiyala olmasdan ularda g'alva janjaliga chidolmay qolamiz ba'zan. Siz uydagi farzandlar, undan tashqari maktabdagi o'quvchilar, undan tashqari farzandlaringiz orasida mana Dilfuza opani tarbiyasi jismonan holati boshqalarniki tubdan farq qilgan. Shularni qanday siz sabringiz yetgan, qanday matonat qayerdan olgansiz shuncha narsaga ulgurishga, shularni hammasini bir tarbiyalashga sabr qanday? Men hammasiga ulgurganman. O'zimga shunday qo'ydimki, bolalarım öksümesin, otamız yok, üyümüz yok, maşinamız yok deyip öksümesin deyip ben hareket kıldım. Hazır işleyen vaktinde ben kızımda şaraitler yaratıp vergemiz. Üyde hem yok şarait var. Onda opalar var, sinirler, onlar karab durardım. Kegin onlar turmuşta çıkkandan kendi özüm karayduvan buldum. İşleyen davranında ben kündüzün non yapken mesmen. Sahar bir altıdan non üzerdim. Kirdiğim aşına keçes gelirdim. Bollar, tuttu bolların bahçeye kintilerdim, yuvarardım. Hani bahçe var vardı. Hazır ki enkette var, bahçeden hem çıkıştım. Şimdi ular da üyleş vakti kep kaldı. Üy salış vakti kep kaldı. Bir yıl kelin alsam, iki yıl durup durup üy salama. Üy salıp anarken iki yıl durup bir de kelin alama. Tört de kelin aldım. İkitesi okutucu, bittesi mesestra. Bittasi uy xo'jayini bo'lib ish o'rnidan oldim. Endi o'zlar hammasi bolalar o'z o'rnini topdi, uylar qurildi. Ularga mashina ham bo'ldi, hamma yo bo'ldi. Xudoga shukr, men to'y qilib, boshqa qilib bir odam pul qarz olgan bandami xotinmasman.
öz mehnetim bilen, öz küçüm bilen töre oğlumu üyledim, iki de kızımı çıkardım, oğlu mellim otlik kırdım, okutucu böyle işler yaptı, huzurunu körü yaptı, mengeyem gelip haber alış yaptılar. Kün arız gelişedi, oğullarım ben kün arız gelişedi, bu yaşımız tuzuyumuz deyip, kullarda nesillerden tühbeleri bilen gelişip, beni haber aldı, ben oğullarımdan minnettarım. Ben etmek çok yanım, az yine hayatta kıyınçiliği baş geçirse, şunda bir imkoniyat çekilengen farzandları ya ki yakınları bugün bazı bir adamlar elbette kıyın bu asan emez. Çülükke düşüp kalat da onda. Çülükke düşüp kalat. Şunlarla ne mi degen bolar deyiz? Çülükke düşmedim ben. Özümü metken bağladım. Bildim metken bağladım. Ben bollarım için yaşasın kere dedim. Dedim. Ben mehtap bilen ortasıyla 10 metrelik yolda gelip cüce bakamam. Cücelerim yemin bir getirmem. Tanepsi ki ülgeyim ben. Molsa kağırdım. Mollar diyem kendi ovandan ki ulan diyem yok kıldı ki hemen yoruma buldu, paratka düşüp kaldı. Aşında işler diyem becerke ülgürüdüm. Hayran kalışardı koşlar bu robot bu derdi de beni. Demek çükürlükü çüşmesi gerek, hiç kaçan hayatta nalmasını gerek. Aldın ya kadar cildim çükürlükü çüşmedim. Katta rahmat. Buraya gelme bulmadı. Maçlarda ben diyem dua kılıştı kişiler, maçlı kavmeleri, ayetip gelirdi. Derste gelirdi, sizi dua kılıptı, nurlu ayetip girdi. Deyip koşunlarım eter, rahmet Allah razı olsun diyeyim ben. Rahmet, rahmet. Töy törkün kısam bitti koştum töylerimi ötkezi bir adam. Hoşlarını kılıp, dersin hollarını kılıp, özü boş bolu ötkezi, Allah razı olsun onu yiyem. Cöyle cennete bursa, aşınakaydı. Yaşlı yaşıyken, yamanlılığından hiç fayda yok. Min hudayım var ki şu dünyada hammesi yaşlılık isteyemem. Bunun da bolam gel yaşlı yaparım, koşularını bolasayım yaşlı yaparımız. Sebep, çirin söz buluş gerek, bari keng buluş gerek, keçirimli buluş gerek hayatta. Başındaki düşünmeler gibi. Ama adamlar var ki, adamların nakşıdır. Adamlar var ki, hayvan ondan yakşıdır. Teli zıvanı yok, gelin ketin gemiye gelirler, onlarla ben adam gemiyim. Biz hayatta maşınak işlerini yem, başımızdan geçirgen küllerimiz bugün. Sağ olun, salamat olun. Ümrünüzge Allah bereket versin. Yaşlarga şunaqa pand nasihat aytib yürüvering. Endi bu zohobamdan tinglaymiz. Atrofga boqsam. Atrofga boqsam agar go'yo hamma baxtiyor. Bilaman har birining tashvishi qayg'usi bor. Maqsadsiz yashamaydi hatto mitti chumoli. Orzusiga bilinmas yorug' dunyo jamoli. Menchi menni yumushni uddalay oldim bu on. Es kuşum joyda tileklerim bir jahon. Satırlarga joyladım odamlar muhabbatin. Olsam deyman haronda yaxshilarning duosin. Elim deb, o'zganim deb o'zimni toldirayin. Har inson bir dunyodir, yaxshi nom qoldirayin. Rahmat. Mana yuqorida biz aytib o'tdim, imkoniyat cheklangan deb gapiryapmiz. To'g'risi bu gapni aytganim juda xijolat turyapman. Men sizni imkoniyati cheklangan deb aytishga uyalyapman. Chunki mana hozir mana biz xontaxtdan ustida turgan mana bunday, mana qarang. Mana dastro'mollar, ha, juda ham bir bejirin, chiroyli tikilgan dastro'mollar. Mana bu yerda turibdi. Mana bir nima deydi bir uylarda bir chiroyli qilib qo'yadigan deb ko'rsatmaga ham lekin shunday yinalar bolalar bog'chalarda qo'yib qo'ysa bo'ladigan narsalar bu mana to'qimachilik bilan ham shug'ullanayotgansiz. Shunday. Mana juda ham bir chiroyli menimcha qalpoqcha shakliga qizlarga. Ko'rgazmagan mana ular piyatkalar, paypolar, zilet, jimperlar to'qsa bo'ladi, to'qib ham keldim. Endi bu ham bitta Allohning bergan menga ne'mati deb hisoblayman, dilimga sog'liq. O'zimga ham odamlarga ham isbotlagim keldi. Shunaqa narsalar qo'limdan kelishi. Jajji chaqaloqlar uchun. Ha. Bularni bozorga sotasizmi, xaridori girmaydi. Nimaga sotmaysiz? O'zlari istab kelishadi. O'zlari keladi, maktab o'qituvchilari istab keladi. Ha, juda. Menga ham qilib bering deyishadi. Mana qarang, mana cheshka, ha? Issiqqina. Shunaqa nimalarni-ku. Ha. Monakalar. Bu nima bu mana? O'zi to'kaydi. O'zi qorashi dekorativ nima bo'ladi? Ha, mana qarang. Juda ham chiroyli. Ko'rgazmalarda qatnashib nima qilsa bo'ladi? Siz vistavkalarda, ko'rgazmalarda qatnashib kelyapsizmi bular bilan? Minoralar tikkan, minoralarda. Undan tashqari mana to'qimachilikdan tashqari mana o'zganda chiroyli mana mo'yqalamlarda ta'sirlab berasiz-a? Bu siz
maktabda ishlaydigan, detsatda ishlaydigan talantingiz bor ekan, mana qarang. Ha, o'z davrida rus tilini ozgina bilganim uchun endi rus tiliga ancha nima-mo? Uyda rus tilidan ozgina dopolnительныйda o'rgatganman bu. Repetitorlik qilyapsiz. Juda yaxshi. Ancha uncha sinaqayam. Ha, demak, to'qimachilik, rassomchilik, undan tashqari repetitorlik, yana qanaqa hunarlaringiz bor? Undan tashqari shu nima deydi, tabib emas, boshdan o'tgan tabib degan. Albatta. Salomonchiligim nima bo'lgani uchun? Tufayli, ha. Ko'p izlanishlar qilib, uning orqasida endi mana internet yaxshi rivojlanib qoldi. İnternet orqali Sibirskaya Rossiyani Sibirskaya zdorovye degan korporatsiyasi qo'shildi, mashida grupa ochilib, mashida qizlar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Shu maslahatlar beraman o'zimga ham, mana misol uchun yaqindagi uydagilarga ham o'sha kerakli dori bulmalarni tavsiya qilib, shifo nimasini yo'llarini nima qilib turamiz. Men aytdim yuqorida, imkoniyat cheklangan degan uyalib turibman-da. Rostdan ham uyaladigan, men qila olmaydigan ishlar qilar ekan, to'g'risini aytsam. Mana men she'r yoza olmayman. Filologman, she'r yoza olmayman. To'g'rimi? Bu ham Alloh sungan bandasiga beradi. Men to'qib olmayman. Siz mendan kuchli ekansiz. Endi mana o'zgan nima debdi? Nomini bilolmayapman. O'zgan deganini o'qidim, busini o'qimayapman. O'zgan noma shekilli. O'zgan noma ekan. O'zgan noma degan gazetalar shunda Ilhom nimalar, Ilhom gazetasida Usmon katta yozuvchi shu nima Usmon aka. Usmon Temirmi? Ha, shu nima qilib turgan mahalda ashi ichki ochinda ona. Men ochyapman. Siz davom ettira olmaysiz. Ilhom gazetasida sizi she'rlaringiz yozilgan, to'g'rimi? Ha, ichidan. Undan tashqari Rustam Hoji Sodiqov va Ilhomjon aka Abul Qosimovlar Umidi dunyo degan 2001-yillar she'riy guldasta taqdim etganda bunda sizning she'rlaringiz bor, ha? Shu nashr nima qilgan? Bularga hammasi shu ustozim Musoboy Mamatov sababchi bo'lgan. Rag'batlantirib. Undan tashqari mana Adabiy axborot degan jurnalda ham sizni bosib o'tgan yo'llaringiz, sizning ijodlaringiz suratlar bilan Dilfuzaxon Karimova 69-yil 10-sentyabrda O'zgan shahrida dunyoga kelgan deb suratlar bilan. Shunday. Bu sizdan so'rashgan o'zlari sizga xaridor bo'lishyaptimi? Ha, to'g'risi men o'zim uncha ko'p nima qilmayapman, lekin aytishadi. Demak, siz jamiyat uchun kerak odamsiz. Shunday. Hech qachon ko'nglingizni cho'ktirmang. Bir marta birlar kelganman, mana shu kitob o'qimiz, o'zi qudug'li bo'lib o'tishga ham she'r bozor ko'rgandan aravani. Bu ham she'rini o'qidim, men bilan tomosha qilib o'tirdim. Ko'rganmiz, ular tanishib, suhbatlarini oldik. Ilhom klubida ham a'zo ekansiz-a? Shunday. Keling, Ilhom klubi haqida ham qisqacha, bizning vaqtimiz chegaralanib qolgan, vaqti yetib qolyapti. Ilhom klubiga ustozimiz rahbati bilan borib, qatnashib ularni she'riyatlari bilan oshno bo'lib, eshitib, o'zimiz ham aytganlarimizni nima qildik. Endan keyin juda yaxshi nima bo'ldi. Men hozirgi zamonamizni musiqaga yetuk til nimalariga borligidan xursand bo'ldim. Osha ustozlar ko'pligidan, ona tilimizni ravnaqida katta qissa qo'shayotgan shoir, adiblar nimalaridan. Rahmat ularga, tanjonlari sog' bo'lsin. Mana nima deyam, men keyin bozor qo'rg'onda ham bo'lib o'tdi. O'sha yerda ham ustozim olib bordi meni. Maryam xonim, Isoboyeva, O'zganlik Saraxsiy nimasini asoschilardan biri, ashu qiz bilan, men keyin shoir qiz Durdona Haydarovalar bilan. Bu yerga borib ketayotganimizda lolazorni ko'rdik. Tabiatni nihoyatda yaxshi ko'rganimiz uchun, voy lolazorlar desam. Ustozim aytdiki, qaytishdi. Qaytishdi, nima qilamiz dedi, to'xtaymiz dedi. U yerda juda chiroyli nima tadbir o'tdi, ona tiliga rivojlanish nimasi, ona tili adabiyot nimalari yaxshiligini xursand bo'ldim. O'quvchi qizlar ham juda zo'r nimalar qilishdi. Ilhom guruhi, Ilhom klubi anjumani bahonasida tabiat manzarasida ham mazaqi dam olib keldi, to'g'rimi? Mana endi hozir meni qo'limda mana Tojixon aya olgan ko'p yillik mehnatlari uchun degan
sizge belirgen medal ya o ordin deyiniz mi bilmedim. Ben yaşı farklı olmayı ben. Ondan taşkarı kahraman ona. Kahraman mehnat fahrisi, mehnat kahramanı degen bana unvanlayız var ki bana. Ondan taşkarı özgen şahrını fahri fukarası degen sizi yutuklayız var ki. Ondan taşkarı bana oşa Uraimcan ve Tacihan özgen şahrının ataktu Atulu namını ıgarılsın deyip durup Töroğa Aslanov zamanından belirgenirken 2022 yıl 28. dekabr günü. Yakında olsa. Yeni bana bizge acilatılgen vaxt özünün hayasına yetti. Aytılmaya koyan gaplar olsa aytuvarış imkanı var. Bir minuttan sizlere bir dakikadan imkan veremiz. Merhamet kameramız sizlere müntazır. Kursat olmuş sizlere yoktu mu? Yaxşı patlaştı. Yoktu. Merhamet. Bir dakika sizge verilerdi. Kameramız bana. Kameraya kadar yaparız. Lili Mehtap'ı işletkendi Musa Bay ve Matlı Bahan direktörü 22 yıl direktörü buldu. Şu direktörlüğü kolu da ben güde yaşlı narsalarına eriştim. Sebep menaşı kızımı bayramlar boysa Dilpuzo Hanım'a ap gelin dedi. Okutucular günü 8. Mart şunlarda ben o buramız. Her yıl var bu kanı buramız. Bu kızımı tebrikledi. Şunda mihriban, zükkâ, şair, özgürümüzü en şairi Dîmen Mutlubahan'dı. Özgenim şiirini yazgende hemimiz oku yatlayanız. Bunu Kerim ve Dilpuzdohan şiirlerini aşırla kılıp etken. Kerim ve Dilpuzdohan, ben kızımın ortağı, familiyası bir, tuğulayan yılı bir. Hanıdanımızı testes gelip havrap duradı, bu kızı aylantırıp duradı. Ungem kette rahmetler etemem. Musabaya Mutlubahan, hem tancan sağ olsun, ağrım eylesin. Hudayım işlerine ilgeri olsun. Biz güde kette mürüvvetler kıyan kızımız, ekağımız gel. İşte aşı davrda nemin pensiye çıkan ben, direktörlüğü. Bizim tamaşa kadar etken tamaşa binlerine yüzü bir tırılırız. Tamam. Pat nasihatlarınızı et bu siz. Evet. Tamaşa. Tamaşa binlerimiz. Bizden tamaşa az milyonlar tamaşa binler. Bizi köptürgenlerge hemmesi rahmet. Hemmesin tam canı sağ salamat olsun. İşleri ilgeri olsun. Destekarlarge bereke versin. El yurtumuz tinç olsun. Sadır Cebbay prezidentimiz hem tam canı sağ salamat olsun. Bizi pensilerimizi aşır, bizi rağbenlendirdi. İşleri il undanem ziyade olsun. Hemmemiz dualar kılıyat. Biz Sadır Cebbay'ı meşhur de fahri onalarını, kariyelerini rağbenlendirgeni için bir katta rahmet, minnettarçılık bildiremen. Katta rahmet. Söz sizge Dilpuzxon opa. Avvalo şu studiyaga taklif etganlar için minnettarçılık bildiraman. İcadiyilerin davomiyligi bo'lsin. Hamisha mana o'zim uyda o'tirgan uchun kuzatib turaman. Juda yaxshi ko'plab insonlarni el nimasiga tanitasizlar. Bu katta zo'r nima. Ama fırsattan faydalanıp, ben ham avvalo şu zor işlerle olup oradıkken, prezidentimizden minnettarçılık bildirim ama kolayırsa uzunumuzu meriye numaları ge. Yine ki, beni tanıgın, bilgin barca dost ortaklarım ge, ofisim yaması ge minnettarçılık bildirim ama elimiz, yurtumuz dinç bulsun, kardeş halklar, dostlar, haması sağ salamatı bulsun. Hemşe bana başka yollarda kür yapıp, salma tınçrok. Hamisha shu nomada yurtimiz tinch bo'lsin. Va shu qatorida ustozimga minnatdorchilik bildiraman. Shuni fursatdan foydalanib. Va meni hamisha qo'llab turgan o'rtoqlarimga, mana o'shda bor, ko'plab opa singillarim bor, internet orqali tanishgan. O'shda ham Dilfuzaxonim bor, bitta yana bitta o'rtog'im. Shu o'zgandagi Dilfuzaxon Karimovaga ham Allohga minnatdorchiligimni bildiraman. Sağ bolinglar, salomatlar. Vaqt ajratib, bizni 4-chi qavatga chiqib, chiroyli suhbat uyushtirganingizga katta rahmat. Ijodkor odamning ko'ngli toza bo'ladi-da. Aslida. Bu ko'ngli tozalik sizni hech qachon tark etmasin. Albatta ijodda siz hech qachon to'xtamang. Kelasi yillarda yana mana shu studiyada siz bilan uchrashishga nasib qilsin va yangi-yangi sizlarning she'rlaringizdan, hikoyalaringizdan biz Bahramat bo'laylik. Rahmat. 50 yil o'qituvchi bo'lib ishlab, bolalarga alfabetni o'rgatdingiz. Undan tashqari yana 10 yil ayollar komitetida ishlab, o'zganda bir rivojiga o'zingiz hissangizni qo'shgan Fahriy onaxonsiz. Siz bu ishda 83 ga kirdim, bo'ldi endi demang. 93 yoshingizda ham siz maktabda o'zganda bir nima deydi jon saray bo'lib yurganingizni bizga ko'rish nasib qilsin. Albatta. Sog' bo'linglar. Minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'linglar.
Vaktiniz sağ salamat bolsun, tanjonlarınız sağ bolsun. Sağ bolinglar. Aman bolun. Rahmet sizga katta rahmet bolam. İşingiz ilgari bolsun. Xudodan tanjoningiz sağ salamat bolsun. Birinci o'rinda tinchlik bolsun, tanjonimiz sağ salamat bolsin. Rahmat. Hammasi uyimizga baraka ato qilsin. Aman bolinglar. Qadrli oynay jahon muxlislari, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qildingiz, eslatib o'tamiz. Bugun O'zgandagi Leli nomli maktabda yarım asrlik faoliyati davomida 2000 ga yaqin o'quvchiga alifboni o'rgatgan Qirg'iziston Respublikasi ma'rif alochisi Qahramon ona Uraimjon va Tojixon aya va u qiz kishining qizlari ilhom kelganda hech ikkilanmay qog'oz qoralab she'r va hikoyalar bitib kelayotgan Dilfuzaxon opa Karimovlar bilan suhbatlashdik. Kelasi munavvar kunda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.